Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Airsoft Iron 4 videosu Türkiye serisi 12. bölümüne tekrardan karşınızdayım. En son hatırlayacağınız üzere İtalya üzerindeki yoğun hakimiyetimiz İtalya'nın kapitüle olmasını sağlamıştı. İngilizler bir yandan burada savaş vermeye çalışıyor. Fransızlar bir yanda burada. Evet, gördüğünüz gibi Free France tarafı artık neredeyse çok hızlı şekilde ilerlemiş durumda. Oyunu bir miktar ilerlettim. Silahtaki stoğum en azından daha artıya geçsin, daha stabil bir hale gelsin diyerekten. Sizi çok daha fazla sıkmamak için biraz kayıt arkası biraz oynamış oldum. Bu arada gördüğünüz gibi Amerikalılar, İngilizler çok yoğun bir saldırı halinde. Biz ilk başta bir yoğun darbe yedik, karşı darbe yedik. O yüzden askeri birim sayımız biraz azaldı. Yeni askeri birlikler basmaya çalışıyoruz. Manpower sıkıntısı hala devam ediyor. Üretimden yana sıkıntı yaşamamak için daha fazla manpower arttırmayı düşünmüyorum şu anlık. Bakacağız, göreceğiz neler olacak. Diğer birliklerin hepsini birleştirdim. Hepsi tek bir komutan altına girdi. Şu anda bir diğerlerini birleştirdiğim için ofansif bir savaş halindeler. Çünkü boş line'lar oluyor bildiğiniz gibi. Hepsini aynı Maraşal'e topladığınızda Maraşal hangi ordu daha noktada savaşabilecekse onları o noktaya gönderiyor. Bu arada diğer taraflar boş kalıyor mecburen. Tekrardan boş kalmasın diyerekten ofansif line'de savaş emri verdim. Bir yandan gördüğünüz gibi yer değiştiriyorlar. Bir yandan boş kısımlarda ilerlemeye çalışıyorlar. Yoğun anlamda bir çatışmalar, savaşlar dönmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi silahta şu an 5K gibi açığımız kaldı. Artıya geçmiştik aslına bakarsanız. Fakat bu ofansif hattı vermemin sebebi şu oldu. Trieste limanını kaybettim. Buradaki alt tarafta yaklaşık olarak bir 2 birim kadar tank bir bölüğü kaybettik. Piyade birkaç bölüm kadar kaybettik. O yüzden sıkıntıydı. Zagreb Almanların işgali altındaydı ve burada supply hattına kaynak yetiştirmiyordu bu durum. O yüzden Zagreb'i ele geçirmemizi sağladı bu ofansif saldırılar. Tabii ki bir yandan devam edecek, bir yandan göreceğiz neler yapabileceğiz. Almanlar hala karşımızda çok yoğun ama bu Fransa tarafından ilerleyiş belli ki yakın zaman içerisinde Almanların sonunu getirmeye başlayacak. Sovyetler tarafında ateşimizi çekmiştik bildiğiniz gibi, o yüzden net durumda şu anda net bir şey göremiyorum. Leningrad kapıları tarafından hala zorlanmalar var, onlarla farkındayım. Ama anladığım kadarıyla Almanlar artık yolun sonuna gelmek üzere gördüğüm kadarıyla. Çok yoğun bir karşı atakla birlikte çok zor durumda. Gördüğünüz gibi İngilizler Venedik tarafına burada çıkartmalar atmışlar tekrardan. Hala yoğun bir yoğurma stratejisi devam ediyor. Bakalım ne olacak, yani ben de merakla bekliyorum açıkçası. Çok değişik bir hal almaya başladı şu anda oyunun iç yapısı. Almanlar bütün güçleri doruk noktasında sayılabilecek bir düzeydeyken Sovyetler tarafında gerçekten çok büyük şeyler kaybettiler. Bu sebepten yoğun sıkıntılar yaşıyorlar aslında bakarsanız bir durumda. Bir yandan burada Sovyetlere koyduğumuz askeri birlikleri tutmaya devam ediyorum. Çünkü Almanlara şu bölgede gerçekten güvenmiyorum. Eğer girerlerse sınır iyice boş kalsın istemiyorum. Bir yandan asker basmaya devam ediyorum. Boğazi Tugaylar üzerinden. Manpower sayısı yetersiz, geldiği kadar ne yapmaya çalışıyor. Manpower geldiği devam ettikçe oradan bir şeyler yapmaya çalışırız diyelim. Bakalım, bekliyoruz oradan da bir şeyler. Askerler gayet iyi düzeyde ilerlediler aslında bakarsanız. Beklediğinden çok çok iyi düzeyde ilerlediler. Bundan sonrası artık bizim yapabileceklerimize kalıyor. Support ekipmanlar bir yandan geliştiriliyor. Tank konusunda bildiğiniz gibi çok fazla bir şey yapmadım. 43 tankının kasası araştırılabilir. Belki bir yeni tank varyantı tekrardan kullanabilirim. Sizlere bahsettiğim gibi. Yine de bakalım, göreceğiz. Yani neler yapabileceğiz, nasıl yapabileceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Ofansif vermedim. Sonrasında yani ofansif vermiştim tabii ki ama sonrasında dediğim gibi kısalttım. Çünkü hala da kaynak açığımız maalesef çok çok fazla. Hatta bir miktar orduyu durduracağım. Zaten yerlerini aldılar artık. Bir süre beklesinler, bir kendilerine gelsinler. Tekrardan bir kaynak girdisi çıktısı bir ayına otursun. 10K gibi bir silah açığına yine girmiş durumdayız. Çok fazla bir rakam gerçekten. Aslında şöyle bir şey yapmak istiyorum. Piyade tümenleri gördüğünüz gibi 14 bit şu anda. Artillerilerle bunları destekleyeceğim. 18 bit yapacağım. 20 bit oldu. 18.8 şu anda gayet iyidir açıkçası.
Artilerilerle bir yandan desteklemek onlar için çok mantıklı olacaktır. Field Hospital ve lojistik koymak istiyorum. Support ekipman şu anlık buna izin vermiyor. Artiler eğer izin veriyor ise support ekipmana fabrika dönmek istiyorum şu anda. Manpower'ı bir miktar arttırıyor ama silah konusunda elimize silah sağlayacak. Bu yönden rahatım. Şöyle bir baktığımızda durum nedir? 2 kaybı support ekipman açığı oluşmuş şu anda. Bakalım neye dönüşecek. Bir herkes yerine otursun. Light Tank'taki açığımız maalesef devam ediyor. Support ekipmandaki o açık düzelebilecek bir düzeyde değil. Lojistiği alalım, hospital kalsın. Manpower konusu mümkün olduğunca sıkıntı çünkü. Support ekipmanda şu anlık üretimimiz yok. O yüzden bir support ekipman eklemesi yapmak istiyorum üretime. Artilleri'deki bir 10 fabrika gibi bir fabrika sayısını çekebilirim. Bunu yapmam galiba gerekiyor çünkü. Bir miktar support ekipman üretimini yoğunlaştıracağım çünkü ihtiyacımız çok çok fazla. Support ekipman askeri kalitenizi gerçekten çok fazla arttırır ve askerlerinizin o zamanda yaptığı şeyleri çok fazla fark ettirebilir. O yüzden mümkün olduğunca kullanmaya çalışın. Aslında eğer elinizde ilk zamanda fabrikanız varsa mümkün olduğunca support ekipmana dönmeye çalışın. Silahtan belki de bile daha öncelikli. Yani tabii ki sonrasında silah konusunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bu bir gerçek, bu bir kaçınılmaz. Sovyetler Birliği'nden alalım kalanını. Bütün Sweden çeliğine bitirmiş durumdayız çünkü. Güzel, Netherlands tarafından gerçek anlamda Almanları yok edecek düzeyde bir ilerleyiş devam ediyor. Burada İngiliz ve Amerikan birlikleri ve Fransız birlikleri gördüğünüz gibi gerçekten Liège tarafına doğru hızlı şekilde ilerliyorlar. Almanlar burada gördüğünüz gibi işleri full dolu olmasına rağmen çok zor durumdalar. Çünkü muhtemelen havadaki üstünlük çok bariz bir şekilde bizdedir. Evet, göründüğü kadarıyla öyle gözüküyor zaten. Yeni hava kuvvetleri ben de düşmek istiyorum. Elimizde uçağımız var. Yani çok sayılmasa da elimizde bir miktar da olsa uçağımız var. Bu uçak miktarını aslında bakarsanız kullanmak istiyordum ama manpower'ın olmayışı bizi gerçekten zorlayan bir hamle. Gördüğünüz gibi 32 bin askeri şu anlık eğitimdeki askerlerimiz için ihtiyacımız var. Darüşşeyhvar Sultan'dan haftalık 2 bin manpower geliyor ama maalesef çok yetersiz kalıyor. Çünkü askerimizin içindeki manpower yetersizliği çok çok fazla. O yüzden mümkün olduğunca manpower konusundaki buff'ların her türlüsünü almaya çalışıyorum. Mesela şu %15 o bölgedeki askeri alımı arttırıyor. Hemen bunu arttıracağım haftalık 2500 manpower için. Yani şu anlık her türlü manpower'ın her türlüsüne ihtiyacım var açıkçası. Çünkü çok çok fazla askeri ihtiyacımız var. Başka bakabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Ya yani aslına bakarsanız şu anda ordunun taarruz için hazırlıklar yapıyorum bir nebze. O şekilde birkaç durum yapacağım. İngilizler gördüğüm kadarıyla bölgeye gelmişler. Yakın zaman içerisinde belki de buradan bir taarruz başlatacaklar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de merakla bekliyorum. İngilizler çünkü Almanlardan gerçek anlamda bir net intikam bekliyorlar. Ve bunu yapabilmek için de belki her şeylerini ortaya koyacaklar. Almanlardan sonrasında aslında dünyanın düzenini ben merak ediyorum. Gördüğünüz gibi burada Almanlar yani evet Bulgar artık Romanya tarafı neredeyse yok olmak üzere İngilizler yoğun çıkartmalarla yoruyorlar. Sovyetler Birliği tarafından çıkartmalar bekliyordum ben ama Romanya tarafı üzerinden çıkartmalarla yordular. Çok daha iyi oldu. Burada petrollerini bitirmiş oluyorlar Almanların. Çünkü Almanların şu anda Romanya'dan ziyade petrol kaynağı yok. Öyle konvoysuz alabildiği ne yazık ki. Yani ne yazık ki derken bizim için güzel bir haber tabii ki bu. Almanlar için ne yazık ki. Biz de bu paydan bir şeyimizi alalım. Savaş skorumuzu daha da arttırabilmek için ofansif şekilde savaş emri vereceğim. Buradan çünkü yoğun bir asker çekti Alman. Bu fırsattan istifade ederek hızlı şekilde ülkeleri kapitüle etmeye başlamamız gerekiyor. Savaş skorumuz şu anda nedir dersek %15 bir savaş skorumuz var. Çok iyi değil aslına bakarsanız hiç iyi değil. Almanlardan çok fazla bir şey aldırtmaz bu durum bize. Ve sonuçlarımıza bir yandan devam edelim.
ofansif anlamda bir savaş emri verdik. Belki gerçekten intihar demek oluyor bu. Ama şu anda şu Almanların son günlerinde mümkün olduğunca bir şeyler yapıp çok fazla şekilde toprak alabilmeyi amaçlamak için yaptım bu hamle tamamıyla. Silahtaki açığımız şu anlık yok. Hala da üretimimiz tüketimimizin önünde. Ofansiften bir tık keseceğim. Çünkü belli ki durum çok sıkıntıya girmeye başlıyor. Almanlar kontratağa yüklendi. O taraftan yapamadıklarını bu taraftan bizim üstümüzden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla buradan bir kurtuluş bulmaya çalışıyorlar. O da bizim için bir sıkıntı. Gördüğünüz gibi silahtaki bütün rezerv bir ofansif saldırı zamanında neredeyse bitti. Yani gerçek anlamda ofansif aldığınızda çok fazla kaynak yakıyorsunuz. Bu bir gerçek. Yani Almanlar şu anda dediğim gibi bütün güçleriyle sanki hiçbir şey yokmuş gibi bu taraftan saldırmaya çalışıyorlar. Vichy-France burada birlikleriyle neredeyse aslına bakarsanız paket durumunda. Yoğun bir paket aslında burası. Çünkü supply alamıyor ve açlıktan neredeyse kırılmak üzereler. Muhtemelen yakın zaman içerisinde bir öldürme paketi buradan gelebilir. Öldürme hamlesiyle burayı yok edebilirler. Zaten Vichy'ye girmek üzereler. Muhtemelen Vichy-France'ın kapitüle olması anlamına geliyor bu. Zaten bütünüyle bütün Afrika'yı ele geçirmişler. Bu da gerçek anlamda bir dünya şeyi. Güzel, bütün askeri şey geldi. Hemen şunu değiştireceğim. Buraya gelen o birliği. Şu 32'liğin tamamı piyade tümenine çevriliyor. 24'lük olacak şekilde ilave edeceğim bunu. Bir 9'luk öncesinde bir alalım. Buraya ekleme yapalım. Bir tane daha istiyorum. Tamamdır. Bu 23'lük, yani gördüğüm kadarıyla öbür birlik imha olmuş. Muhtemelen sıkıntıdan kaynaklı bir, yani ekipmansızlıktan kaynaklı bir sıkıntı var. Problem değil. Onun da üstesinden gelebiliriz. Hemen hızlıca bunu yerlerine aktarıyoruz. En kıdemli mareşallerimiz, komutanlarımızdan birini verelim. Hızlı şekilde hemen burada Macar hattı tarafında yerini alsın. Tanklarımız sıkıntıda, belli ki imha almaya başlamışlar. Sayı olarak daha da azalıyorlar. Birlik piyadelerimiz de azalma söz konusu. Daha da sıkıntı olabilir muhtemelen ama şimdilik bu şekilde idare edeceğiz. Zagreb tarafını veremem. Burada mümkün olduğunca bir şeyler yapmam gerekiyor. Macar tarafından aslında bakarsanız birkaç ilerleyiş yapmayı planlıyordum ama gördüğüm kadarıyla şu anlık o da bir sıkıntılı durum. Şunun ilerlemesini durduralım. Boş bölge diye ilerliyor. Yani gördüğünüz gibi diğer askerleri verdiğimiz için hemen bunlar onlara yer açıyorlar. Bu da böyle durumlarda sıkıntıya yol açabiliyor açıkçası. Bir yandan özellikle burayı sürekli yoklamak istiyorum. Çünkü Visi bölgesi eğer düşerse Almanların bu bölgedeki bütün kaynağı kesilmiş olur ve yok olmak üzerine doğru ilerlerler. Hamburg şehirlerine doğru ilerliyor İngilizler. Muhtemelen boş kısımlar içerisinde ilerleyişlerine devam ediyorlar. Çok çetin savaşlar var. Almanlar bölgelerde yoğun sıkıntılar yaşamaya başladılar. Gördüğünüz gibi Gustav toplarıyla yoğun destek vermeye çalışıyor ve Gustav topu sayısı da oldukça fazla. Teknolojisini ve elindeki endüstrisini gerçek anlamda çok iyi kullanan bir millet Almanlar. Savaş döneminde gerçekten çok fazla şeyler başardılar bu endüstri sayesinde. Belki de aslına bakarsanız en büyük hatalarından birisiydi Sovyetler Birliği'ne savaş açmak. Onun için en büyük dönüm noktalarından birisi oldu. Kendini gerçek anlamda çok fazla yordu ve çok fazla zorladı. O yüzden sıkıntıya girdi bu arada. Aslına bakarsanız Sovyetler Birliği tarafından ben artık gelebileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden bu 12'lik birliği tamamıyla sileceğim. Buradan elimize bir miktar manpower ve bir miktar silah geçsin diyerekten hemen bu manpower'ı açık kısımlara ilerleyeceklerdir. Silahı da bu bölgedeki askerlere aktardıklarında bu bölgedeki askerler güçlerine güç kazanırlar. Support ekipmandaki üretim fabrikasını kısacağım. Silahı tekrardan dönmem gerekiyor belli ki. Onu bir 10 fabrikaya düşüreceğim. Bir 10 fabrika kadar daha silah yönlendireceğim. Silah çünkü tüketimi hala üretiminin kat kat üstünde maalesef ki. Sürekli bizi eksiye sokuyor. O yüzden mümkün olduğunca üretimi arttıralım.
Şu anlık gördüğüm kadarıyla Almanlar supply sıkıntısı yaşıyorlar bölgelerde. Kendi birimlerini artık tutamıyorlar. Macar, Greater Macar'a dönüşmüş. Kendi topraklarından, Krakow topraklarından Macar'a verilmiş. Yani Polonya toprakları Macar'a devredilmiş bir kısımları. Burada gördüğünüz gibi kapatma dediğimden tam olarak bundan bahsediyordum. Çok yoğun bir askeri birlik ve bunlar tamamı neredeyse imha almak üzere. Yoğun bir operasyon buradaki bütün askerlerin imhasıyla sonuçlanacaktır muhtemelen. Gördüğünüz gibi 4 milyona yakın bir kaybımız var. Ne yazık ki. Ama Almanlardan da az çok değil, iyi bir oranda kesim yaptık açıkçası. İngilizler 2,5 milyona yakın asker kaybetmiş. Almanlar henüz, Amerikalılar henüz diyor, çok büyük bir oranda asker kaybı yaşamamışlar. Amerikalılar için savaş şu an hala çok iyi gidiyor aslına bakarsanız benim gözümde. Sonradan girdikleri için gerçek anlamda yorulmuş bir Almanya ile karşılaştılar. Bu yorgunluğun üstüne böyle bir taze kan ve böyle bir silah stoğu gerçek anlamda Almanların fişini çeken bir hamle oluyor. Gördüğünüz gibi Zagreb tarafında yeniden birkaç ilerleme söz konusu. Oraları hemen kırmamız gerek. Macar bölgelerde bir ilerleme yaşatmış. Greater Macar'ı yaşadıktan sonra muhtemelen oradaki endüstriyle bir şeyler yaşamaya çalıştı. Ve muhtemelen de yaşayacaktır. Çünkü güç olarak çok fazla bir güç orası. Gördüğünüz gibi bizim askerlerimiz işleri maalesef bomboşken onlar çok yoğun bir güce sahipler bölgede. Hemen burayı durduracağım, destek gitmesin. Buradan şehirlere, lokal supply bölgelerine doğru ilerlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi yoğun bir tren hattı burada söz konusu. Eğer şöyle ana hatlerdeki burada kırarsanız diğer bölgelerin sıkıntı yaşaması rahatlıkla muhtemel. Buraların ilerleyişine, desteğe gidişlerini engellersek buralardaki biz rahatlıkla hakimiyet kurabiliriz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi tank taburumuz 4 birliğe kadar düşmüş ne yazık ki. Aslına bakarsanız tank üretimimiz var ama 10 fabrikayla tank ne kadar üretilir? Günde 5 tane. Çok 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 yetersiz. Silah sayımız 18K eksi de. Bu 4 tankı da sileceğim ve bütün tank fabrikalarını da silaha yönlendireceğim. Çünkü belli ki light tankla zaten bu iş olmayacak. Hemen açığımız olan çeliği de Sovyetlerden devam edelim almaya. Bölgedeki bu kısımları hemen hızlıca bunlar kapatsın. Aksi halde Almanlar geliyor. O bölgeleri çok hızlı şekilde. Onları da durdurursak, ilerlemelerini engellersek yeterli olacaktır. Şuraya eğer ilerleyebilirsek. Yani maalesef artık tankların içleri dolmadığı için sıkıntı olmaya başlıyor. İşin sıkıntılı kısmı orası. Yetiştiremiyor üretimimiz ne yazık ki. O yüzden oradaki 10 fabrika bile silah için çok çok önemli. Gördüğünüz gibi hala da çok yoğun bir tüketim söz konusu ne yazık ki. Güzel, orada kaybettiğimiz toprağı yeniden geri almasını başardık. Burada ilerleyiş aslına bakarsanız gayet takdire şayan sayılabilecek bir düzeyde. Almanlar hala da burada asker tutuyor anlamadığım düzeyde. Yani belli ki çok daha fazla askeri sayısı hala mevcut. Yeni kası da koyalım buraya. Hemen çeliği tekrar açıp kapatalım. Meksika'dan support ekipman ve silah geliyormuş. Gelsin, her türlüsünü kabulüm. Çünkü her türlüsüne şu an ihtiyacım var. Weekly manpower alabilirim. 250 bile olsa şu anlık ihtiyacım var. Çünkü ordudaki eksik çok çok fazla gördüğüm kadarıyla. Askeri alım politikasını arttıramıyorum çünkü gerçek anlamda üretimden yana sıkıntım söz konusu. Manpowersızlık gördüğüm kadarıyla gerçekten en büyük sorunlardan birisiymiş şu bölgede. Burada hazır açlık yaşayan bu orduyu hemen bir kıskacı almak acaba burada bizi zafer kazandırtır mı diye bir sorgulamak istiyorum ben. Supply çünkü hat buradan gidiyor gördüğüm kadarıyla ve buralar tren hattına supply hub'a gelmediği için hatta supply hub bile yokmuş bölgelerde. O yüzden mümkün olduğunca kullanacağız.
Bulgar tarafından şu an hala bir şey yapamıyorum. Ne yazık ki İngilizler burada imha oldular. Romanya çok ve güçlü. Maalesef çok güçlü. O yüzden ona şu anlık bir şey yapamam bu bölgede. Gördüğünüz gibi yeniden bir kontrataklar söz konusu. Yeniden bir karşı çıkma ihtimali var. Ama gördüğüm kadarıyla bir şey söz konusu bile değil o bölgede şu anda. Şuraya bir iki birlik, bir birlik göndereceğim. İki birlik koyamam o bölgeye. Aksi halde o sıkıntı yaşatabilir. Güzel. Silahtaki durumumuz en azından daha artıya geçer bir düzeye geçmiş. O iyi bir haber. Yani gerçekten buradaki ilerleyiş çok takdire şayan. Yani yavaş gidiyor gibi gözükebilir. Gördüğünüz gibi buradaki bütün iyi ordu imha oldu. Visi bölgesine girilmek üzere ve Visi'ye girildiğinde de muhtemelen Fransa da düşecektir. Bu yeni Fransa, yani Elias kuvvetlerindeki Fransa için de gerçekten çok önemli bir kaynak buradaki kaynak. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir askeri güç var. Eğer şurayı kesebilseler, yani buradaki ne var ne yokla buradan eğer kapatabilse, zaten burası kapalı olduğu için burası tamamıyla paket altına girer. Burayı konvoyeringle kapatabilirsiniz rahatlıklı bir şekilde. Aslında niyetim bu. İtalya tarafından buradan bir kapata yapabilsem burası tamamen açlık altında kalacak ve imha almak için bekleyecekler. Gördüğüm kadarıyla Sovyetler Birliği bütün gücünü tüketmiş. Diğer bir konu bu. Eğer Sovyetler Birliği gücünü tüketmemiş olsaydı ya da Almanların şu anda hala gücü var gördüğüm kadarıyla muhtemelen hala sınırsız bir silah stoğu var elinde. Ya o kadar Sovyetlere karşı savaşmasına rağmen bu kadar gücü hala nasıl bulabiliyor gerçekten aklımda erdiremiyorum. İyi güzel. En azından counter atakta burada bir toprak çok büyük bir toprak kaybımız olmamış. Bu bölgeyi biraz kaybetmişiz. O bir sıkıntı olmuş bizim için. Maalesef yeni birliklerimiz tekrardan imha olmuş. Çünkü manpower açığı çok çok fazla. Bu sebepten dolayı manpower yasasını mecburen geçireceğim. Artık buna mecburum. Birlikler imha almaya başladı. Çünkü o en büyük sıkıntılardan birisi. Hemen yeni piyade tümenleri basmam gerekiyor. Bir 5 birlik buna, 2 buna 7. Bir 5 de buna lazım. 12 birlik kadar bassak yeterli olacak. Hemen hızlıca bu da gelecektir yeni manpower yasasıyla. Birliklerin işleri tekrardan acilen dolmak zorunda. Bu sırada biraz bekleteceğim orduları. Çünkü imha alması bizim için çok büyük bir tehlikeye yol açabilir. Bulgar'ın askerleriyle şu anlık buradan hiçbir şey yapmayı planlamıyorum. Çünkü Romanya yoğun bir sınırda hakimiyet söz konusu altında tutuyor. Sovyetlerden alabiliriz kalan eksiği. Lastiği kapatalım. Air Doctrine için son doktrinine de gittik ve Air Doctrine de artık bitmiş demektir. Yani 44 yılının Mart ayındayız. Hala da Almanlar için yoğun bir söz konusu var. Direniş söz konusu. Hamburg'a girildi. Artık Almanlar için yoğun sanayi kısımları ele geçirmeye başladı. Hannover, Hamburg. Buralar yoğun bölgeler. Bir anda yoğun bir açlık yaşandı bu bölgede. Onun sebebini merak ettim. Burada liman üzerinden geliniyor diye biliyorum. Supply. Ama Elias kuvvetleri çok yoğun bir açlık çekiyor bölgede şu anda. Yani onların orta açlık çekmesi için ya Amerika'nın burada Kapitol'ün sıkıntıya girmesi lazım ya da yani bütün bu denizlerin konvoy redikle tutuluyor olması lazım. İkisi de olmadığına göre buradaki açlığın sebebini aslında anlayabilmiş değilim şu anda. Muhtemelen limit kaldırmıyor diye bir düşünebiliriz. Askeri birliklerin içleri değişiyorsa ya da sürekli takviye alıyorsa limit kaldırmıyor olabilir ama çok yoğun bir açlık çekiyorlar. O bu yani çok büyük bir tehlike olabilir Abu Dağ'ın İngilizler için. Berlin'e doğru yoğun ilerleyiş var. Berlin'e onlar girmeden biz burada bir şeyler yapabilirsek çok fazla bir kazancımız olacaktır. Burada hızlıca bir şeyler yapmaya çalışacağım. İngilizlerin de burada Anzak birliklerinin yani Papıt devletlerin katkılarını kullanacağız. Çok yoğun bir kuvvetle gelmişler burada gördüğüm kadarıyla Amerikalılar. Bakalım nasıl bir sonuç doğuracak bize.
Manpower hala da sıkıntılı ve birliklerin işleri maalesef imha almaya devam ediyor. Bir açlık sıkıntısı var bölgede. Maalesef buradaki supply kaybettiğimiz için burası açlıkta köz altında. Bakalım burada da bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor ama nasıl bir çıkış yolu bulabileceğimize dair en ufak bir fikrim yok şu anda. Acilen bir miktar manpower'ın elimizde birikmesi gerekiyor. Visi tarafına hala girilemedi ama Fransızlar tekrardan eski güçlerine kavuştu diyebiliriz. Gerçek anlamda çok yoğun bir güce kavuştular. Alliance kuvvetlerinin beslemesiyle çok rahat bir düzeye geldiler artık. Amerikalılar gördüğünüz gibi sürekli silah ve support ekipman desteği sağlıyor aylık olarak. Bölgelerde hala ilerleyiş çok güzel. Danimarka'yı tamamıyla ele geçirdiler. Danimarka'nın ele geçirilmesi burada Kiel kanadının İngilizlerin eline geçmesine sebep olacak. Bu da Almanların dışarıdan aldığı kaynağı tamamıyla bitirmiş oluyor. Gördüğünüz gibi artık birliklerin içleri dolmamaya başladı. Bu da Almanlar için çok büyük bir sıkıntıya kapı gösteriyor açıkçası. Yani sonunun geldiğinin başlangıcı bu. Eğer manpower'ımız olsaydı şu an gerçek anlamda saldırı yapmak için her şeyi verebilirdim. Şu an manpower'ın bir miktar daha dolması gerekiyor. Üretimi daha da sıkıntıya sokamam. Bütün yetişkinler yani varile koy gönder yapamaz şu anda. Üretimin içinden geçecektir. Yani sonradan biraz olsun sonra düşüreni de yapamıyorsunuz. Çünkü düşürdüğünüzde tekrardan o şeye girmeyen askerler tekrardan memleketlerine geri dönüyorlar. O yüzden o da büyük sıkıntı. Yani buralar kor topraklar ama gelen manpower maalesef yeterli değil. Ya yani bu kısımlar kor toprak değil. Ama uyumluluk çok çok fazla. O yüzden kor toprak sayılabilecek düzeyde gördüğünüz gibi %100 uyumluluk var. Bu Darüşşafaka Sultan'ın aslında bir buff'ı. Gerçek anlamda burada çok büyük bir katkı sağlıyor Koblenkans için. Gördüğünüz gibi İngilizler bütün anakarayı Anadolu'yu tutuyorlar. Buradan muhtemelen Rodos üzerinden asker getiriyorlar Balkanlar tarafına. Buradan attıkları çıkartmalarla bir şeyler yapmaya çalışacaklar bölgeden. Rafinerilere devam edilebilir. O büyük bir eksiğimiz. Güzel, en azından kendi petrolümüz artık kendimize yetiyor. Yani manpower olmadığı için uçak da kaldıramıyorum. Tankım da yok. Ama az sayıdaki uçak için petrol almamıza en azından gerek kalmadığını gösteriyor bize bu. Ve bir yandan iyi bir haber de şu. Belçikalılar gördüğünüz gibi kendi topraklarını kazanınca hemen yeniden askerileşmeye başladılar. Kısa zaman içerisinde Hollandalılar bunu başaracaktır. Muhtemelen çok kısa zaman içerisinde gördüğünüz gibi zaten 30 birim şu anda var. Asya'daki kolonilerinde yaşıyordu ama burada kendi kor toprağı ona çok yoğun bir fabrika slotu ve fabrika sağlıyor. Bu bölgede kazandığı şeyler de çok çok iyi düzeyde açıkçası. Modern tanka doğru da rushlayabiliriz. Problem değil. Danimarka'nın burada gerçekten kazanması çok çok iyi bir haber. Kiel kanadını yeniden kaybetmişler. O bir problem. Ama yeniden Kopenhag en azından Amerikalıların elinde olduğu için bir karşı daha gelmiş oldu. Sovyetler Birliği yoğun bir saldırı başlatmış gördüğüm kadarıyla. Yeri kaybettiği toprakların büyük bir kısmını yeniden kazanmaya başlamış. Yani şu an gerçekten bizim tam zamanımız ama manpower olmayışı bizi gerçekten iyi bitiren tek şey. Hemen bu komutanımıza Ahmet Fevzi Paşa'ya Adaptable'ı da kazandırdık. Bu da iyi bir haber. Manpower eksikliği olduğu için askerler ne yazık ki eğitime giremiyor. Silahtaki açığımız neredeyse kapanmış düzeyde ama artilerideki açık çok çok fazla. Support ekipmanda bir K gibi bir açığımız var. Yani hepsi kapatılır aslında bakarsanız. Çok büyük problemler değil. Ama manpower olmadığı için şu an hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü birlikler çok yoğun şekilde imha alıyorlar. Bir yandan bunun basımını iptal etmeyi düşünüyorum açıkçası. Buradan başka yapabildiğimiz herhangi bir şey var mı ona bakmak istiyorum. Propaganda şu an yapmama gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi %100 propagandam var. Burada statelere bu buff'ları vermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi bir karşı atak başladı. Ne yazık ki şu an o bize karşı atak
Muhtemelen sonumuz olabilir belki de. Stability için her şeyi yapabilirim şu anda. Ya aslına bakarsanız ben power için her şeyi yapabilirim. Tekrardan basmaya devam edilebilir. Sanayi, askeri fabrikalarıyla devam edecek üretimler. Yani hiç yokmuş gibi sanayi fabrik, askeri fabrikalara basılmaya devam edilsin. Sivil fabrika sayımız az, farkındayım. Ama üretimi devam ettirmem gerekiyor ne yazık ki. Başka seçeneğim yok. Bu iki birliğimi hemen göndereceğim. Şu 15'liğe. Gördüğünüz gibi bunlar 18'likti. Birlikler çok hızlı şekilde imha almaya başladılar. Bizim için problem. Asker alım yasasını varile koy gönder yapıyorum. Ne yazık ki. Manpower dolmadığı sürece birliklerimiz imha almaya devam edecek. Ya bunlarda gerçekten sınırsız manpower varmış gibi bir durum söz konusu. Nasıl bir çıkış yolu buluyorlar gerçekten inanamıyorum şu anda. İran 14 birim asker verelim diyor. Teşekkür ediyorum. Gerek yok. Silahtaki açığımızı kapatmışız ama manpower konusunu acilen çözmem gerekiyor. Amerikalılar support ekipman sağlıyorlar. Bu iyi bir haber bizim için. Hemen bir birim daha geldi. Bu bir birimi de tekrardan eksik olanlardan birine verelim. Manpower hızlıca gelecektir. Şimdi varile koy gönderle. Yani kim var kimlik hepsini askere çağırıyor. O yüzden bütün asker açığı belki bu arada kapatılabilir diye düşünüyorum. Manpower'daki açığımız gerçekten çok fazla. Gördüğünüz gibi askerlerin işleri bomboş. Hızlı şekilde doldurmam gerekiyor. Aksi halde gerçekten birlikler çok hızlı şekilde imha olacak. Avrupa'daki hareketliliği görüyorsunuz. Fransa'ya attığımız ateşe sayesinde gerçekten çok yoğun bir askeri söz konusu var burada. Alman birlikleri burada muhtemelen imha aldılar. Burada hala da direniş sağlamaya çalışıyorlar ama muhtemelen yetersiz. Berlin'e şurada 3-4 eyalet gibi bir şehir kalmış. Yani 4 şehir sonrasında Berlin kapılarındalar. Dortmund tarafına girilmiş. Yani yoğun şehirlerine girilmiş Almanların. %78 surrender limite kadar düşmüş. Evet, Sovyetler Birliği şeyini kapattı. Free France'dan alabiliriz. Sovyetler Birliği kapattıysa ekonomisini. Sovyetler karşı saldırısı da yani çok efektif olmasa da şu anda gayet iyi düzeyde aslına bakarsanız. Kaybettiği bazı toprakları geri kazanmayı başardı. Eğer biz de askeri gücümüzü tekrardan kazanabilirsek biz de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani manpower gerçek anlamda çok yoğun bir sıkıntı. Yani bizim için şu kayıp aslında çok fazla. 4 milyon kayıp gerçekten fazla. Ama buna mecbur muydum? Yani tartışılır. Line attack vermesek belki daha fazla şey yapabilirdik ama ben burada size gerçekten profesyonel bir oyun öğretmeye çalışmıyorum. Yani ben profesyonel bir oyuncu değilim. Ben burada size yeni oyunu oynamaya başlamış arkadaşların da rahatlıklı bir şekilde oynayabileceği düzeyde bir şey göstermeye çalışıyorum. Evet, yani gerçek anlamda kaynak satışımız da çok çok iyiymiş. 28 fabrika şu anda kaynak satıyoruz dışarı. Sanayileşmemiz çok çok iyi düzeyde. 74 fabrikaya kadar çıkmış silah üretimi. Şu anda açık da kapanmak üzere. Biz de Gustav toplarını araştıralım. Üretebileceğimizden değil, üretebilmemiz çok imkansız bir şey. Çünkü çok pahalı. Hem pahalı hem sonrasında da onun bakımı söz konusu. Çünkü tükettiği bir kaynak var. O kaynağı karşılayabilmeniz gerekiyor o bölgede. Hala güzel, en azından dediğim olmuş. Şu bölgeyi kapatmışlar. Yok, hala kapanmamış. Almanlar burada kaynak aktarmaya devam ediyor. Şurada tek tahıl Alman şeyine girilebilse gerçekten burası tamamıyla açlık tarafından kırılır. Ve buradaki bütün ordular imha almış sayılır. Ama şu an gördüğüm kadarıyla AI böyle bir şey yapmıyor. Sebebini anlayamadığım düzeyde. Güzel. Collaboration en azından atılmış bu arada. Bu da güzel bir haber. Ama Collaboration'dan sonra tekrardan geri dönmüşler o problem. İki birimle şu anda hiçbir şey yapılmaz Collaboration o zaman.
Güzel. İyi. Buralarda collaboration etkisini gösterecektir. Hızlıca tekrardan ajanlık seviyemizi arttıralım. Bu ajanımızı da kurtaralım. Güzel. 7 birim daha düştü hemen hızlıca. Burada kaybolan birlikleri de tamamlamam gerekiyor. O yüzden yeniden asker basacağım ama bir süre bunların içlerinin dolmasını bekleyeceğim. Manpower biraz daha dolsun diyerekten. Gördüğünüz gibi çok yoğun Macar ve Slovak şeyleri var. Atakları var. Bunların üstesinden gelebilmemiz gerekiyor. Yani şu anlık kaybettiğimiz yoğun bir toprak yok aslında bakarsanız. Ama kaybedebilebilir Seran. Eğer gerekli şeyi sağlayamazsak burada kendimize. Ya bakalım nasıl bir çıkış yolu bulacağız. Berlin kapıları neredeyse gelindi. Gördüğünüz gibi şurada gerçekten 3 yani 4 şey var. 4 bölge kalmış. 4 bölge sonrasında Berlin merkezdeler. Eğer Alsasloren tarafından yarılırsa Alman zaten artık onun için bir son olur. Güzel. Burada dediğim gibi o tek asker için girilmiş ve burası tamamıyla paket altına alınmış oldu. Visi burada kaynak dağıtıyor ama onun da dağıtabileceği çok fazla bir kaynak limiti yok ne yazık ki. Burada Romanya askerleri paketta, Alman askerleri paketta. Çok yoğun bir sıkıntı yaşayacaklar bölgelerde. Roket teknolojilerine bir yandan gidelim. Roket motorunu araştırmak için. Evet gördüğünüz gibi yoğun bir ofansif saldırı başlatıldı. Almanlar yok İngilizler tarafından. Burada Milan tarafına girip İtalyanların burada fişini çekmek için çalışıyorlar. Bizim üstümüze hala yoğun bir saldırı var. Fevzi Paşam eğer olur derse saldırı için onayı başlatabilirim. Bulgar'dan şu anlık almanın bir mantığı yok. İngiliz'den alabiliriz. Zaten çok büyük bir kaynak yemeyecektir. Elimizde yeterince seviyede bir konvoyumuz da mevcut. O yüzden kullanabiliriz bunu da. Bakalım Decisions'larda yapabileceğimiz herhangi bir şey var mıdır? Bize katkı sağlayabilecek şu anlık herhangi bir şey yok. Nuri Demirbağ Beşiktaş uçak fabrikası yapabilirmişiz ama şu anlık ona da gücümüz yetmiyor ne yazık ki. Zagreb tarafını geri veremem. Oradaki 5 askerin savunması çok çok iyi bir şey. Zagreb çünkü bu bölgede belli başlı ağır supply noktalarından birisi. Savunulması gerçek anlamda gerekli bir bölge. Ya yani bu arada gördüğünüz gibi 25 kat silah fazlasına girmiş olduk. Manpower'ı biraz bekleteceğim. Gerçekten buna mecburum. Bu sırada Almanlar da gücünü kaybetsin. Biz sonrasında son darbeye vurmuş oluruz diyelim. Sözü daha fazla uzatmayalım sevgili arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.